Geçtiğimiz Kasım ayında Adobe firması tarafından Adobe Sensei adlı yapay zeka platformu destekli bir fotoğraf düzenleme uygulaması tanıtılmıştı. Ve o tanıtımdan beri bu uygulamanın tüm sürecini takip etmiştim ben de. Büyük bir merak uyandırmıştı çünkü ben de. Ve nihayet bu uygulama kullanıma sunuldu. Tabi ben de hemen indirip denemeye başladım arkadaşlar. Ve iki gündür çılgınlar gibi bu uygulamayı deniyorum. Uygulamanın içerisindeki bütün efektleri indirdim. Ve onlarca farklı fotoğrafım üzerinde denemeler yaptım. Ve gerçekten muazzam sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar kullandığım en pratik ve en kreatif fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesi diyebilirim bu uygulama için. Peki daha fazla sizi merakta bıraktırmayayım. Bu uygulamamızın adı Adobe Photoshop Kamera. Evet az önce de bahsettiğim gibi bu uygulamanın ben gerçekten bağımlısı oldum arkadaşlar. Eminim sizler de indirdikten sonra çok fazla zaman geçireceksiniz bu uygulama başında. Fakat şöyle bir durum var açıkçası. Ben yaklaşık 10 yıldır Photoshop kullanıyorum ve şu anda da İyi derecede Photoshop kullanıyorum diyebilirim kendim için aslında ve benim gerçekten saatlerce uğraştığım bazı çalışmaları bir uygulama çıkıyor ve tek bir dokunuşla hallediyor. Bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Bu tamamen işin şakası. Herkesin işi daha da kolaylaşmış oluyor bu sayede. Neyse öncelikle şundan bahsedeyim isterseniz. Bu uygulamanın en sevdiğim yanı ve sizlerin de en seveceği yanı Tamamen ücretsiz olması. Evet arkadaşlar %100 ücretsiz. Bu ne demek? Yani bazı uygulamaları mesela ücretsiz olarak telefonunuza indiriyorsunuz. Fakat uygulama içi satın alma yapmanız gerekebiliyor. Bazı ekstra özellikleri kullanabilmeniz için. E, fakat Adobe Photoshop kamera tamamen ücretsiz. Indirdiğiniz efektler de ücretsiz ve yeni gelecek efektler de yine aynı şekilde ücretsiz olmaya devam edecekmiş. En azından Adobe'nin açıklaması bu yönde. Ayrıca bu uygulamayı herkes kullanabiliyor. Yani hem iOS hem de Android cihazlar için kullanıma sunulmuş vaziyette. Fakat şöyle bir durum var. Bu uygulama yapay zeka tabanlı olduğu için telefonlarınızın işlem gücünü biraz zorlayan bir uygulama açıkçası. O yüzden Uygulamayı bazı telefon modelleri için çıkarmışlar. Yani üst segment telefon modellerinde sadece bu uygulamayı bulabiliyorsunuz. E, App Store ya da Google Play Store'a girdiğinizde eğer telefonunuz bu uygulamayı desteklemeyen modeller arasındaysa Google Play Store'da e, aradığınızda bu uygulamayı bulamayacaksınız. Fakat bunun da bir yöntemi var tabii ki. Android kullanıcıları bunu iyi biliyor. APK indirerek e, bu olayı çözebilirsiniz. Peki Adobe Photoshop kamera ne işe yarıyor? Aslında Snapchat ya da Instagram'daki filtreler, efektler kısmı gibi bir uygulama diyebilirim bunun için. Bu uygulamanın içerisinde farklı yüz filtreleri, farklı efektler, doğa fotoğraflarınıza ekleyebileceğiniz efektler, manipülasyonlar ya da gökyüzünü değiştirme gibi birçok efekti barındırıyor içerisinde. Bu efektler bazı ünlü tasarımcılar tarafından oluşturulmuş ya da bazıları influencerlar tarafından oluşturulmuş. Hatta Billie Eilish'in bir efekti bile bulunuyor arkadaşlar. Billie Eilish'in kliplerinde kullandığı arka planlar ve kanat efektini kendinize ekleyebiliyorsunuz bu uygulama sayesinde. Ayrıca aynı Instagram ve Snapchat'te olduğu gibi kullanıcıların da efekt yapmasına izin veriliyor. Fakat Instagram ya da Snapchat'teki gibi her kullanıcı bunu yapamıyor. Buna izin vermiyorlar. Burada biraz daha işi biliyor olmanız lazım. Siz web sitenizi ve portfolyonuzu yolluyorsunuz. Onlar inceliyor öncelikle sizin yaptığınız işleri ve çalışmaları. Ondan sonra onay verirlerse sizler de efekt ya da filtre üretip bu uygulamaya dahil edebilirsiniz yaptığınız çalışmalara. Şimdi bu efektlerden biraz bahsedeyim isterseniz. Mesela canlı modda efektleri kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Uygulamayı açtıktan sonra uygulamanın kendi kamerası içerisinden mesela telefonunuzu gökyüzüne doğru doğrulttuğunuzda gökyüzünü otomatik olarak yapay zeka tanıyor ve o gökyüzüne İstediğiniz efekti oluşturabiliyorsunuz. Ya da telefonu kendinize çevirdiğinizde selfie modunda direkt olarak sizlere portre efekti, filtreleri seçeneklerini öneriyor. Yani siz telefonunuzun kamerasını nereye çevirirseniz yapay zeka oradaki objeyi, kişiyi ya da nesneyi tanıyarak ona en çok gidecek efektleri size öneriyor. Böylece işiniz inanılmaz derecede kolaylaşıyor. Az önce canlı moddaki efektleri sizlere gösterdim. Şimdi de galerinizin içerisinde bulunan fotoğraflara efekt nasıl verebiliyoruz bunu görelim isterseniz. Şimdi Photoshop kamera adlı uygulamamızı açıyorum arkadaşlar. Açtığımızda zaten direkt olarak selfie modunda karşımıza çıkıyor. Zaten size öneriyor söylediğim gibi. Mesela şu anda Şuradaki mavi sembolleri görüyorsunuz. Bunlar selfie, portre moduna ait özellikler, filtreler. Bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Gerçekten de çok başarılı efektler var. Ayrıca bu efektleri mesela uyguladıktan sonra bir de daha sonra değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela şuradan bir tanesini seçeyim. Evet şunu seçtim ve fotoğrafını çektim. Daha sonra bunu uygulama kendi galerisi içerisine kaydediyor ve bu galeriden girdikten sonra tekrar efekti değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani o anda ne çektiğiniz önemli değil. Daha sonra da değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bu aşağıdaki efektler kısmında arkadaşlar ben bütün efektleri indirdim. İlk programı yüklediğinizde e, bu kadar çok efekt çıkmayacak. O yüzden en sağa kaydırıyorum ve en sağdaki edmor artı sembolüne tıklıyorum. Buradaki artı sembolüne tıkladığımda Gördüğünüz gibi burada birçok efekt bulunuyor arkadaşlar. Buradan mesela benim indirmediğim şu bloom efekti varmış. Buna tıkladığınızda burada size efektle alakalı bilgiler veriyor. Aşağıdaki galeri kısmında da efektle yapılan örnek çalışmaları gösteriyor. Bu efekti uygulamaya indirmek isterseniz yine bu ücretsiz tabii ki. Aşağıdaki add lens butonuna tıklıyorum ve efekt uygulamamızın içine kaydediliyor. Şimdi de galerimdeki bir başka fotoğraf üzerinde de deneme yapayım. Bunda da gökyüzünü değiştirelim mesela. Mesela şu fotoğrafımın üzerinde bir deneme yapayım. Gördüğünüz gibi fotoğrafı açtığımda arkadaşlar yapay zeka bu fotoğrafın ışık, kontrast, renk ayarını kendisi algılıyor ve ona göre düzeltiyor. Eğer o düzeltmeyi yapmak istemezseniz yukarıdaki şu sihirli çubuğa tıklıyorsunuz ve tekrar orijinal haline dönüyor ya da isterseniz program size önerdiği özellikleri kullanabilirsiniz. Mesela sol alttaki lensler kısmında gördüğünüz gibi bu bir manzara fotoğrafı dedi ve ağaç sembolü koydu. O yüzden ona tıkladığımda direkt olarak sizlere şu şu efektleri kullanabilirsiniz diyor. Bu fotoğrafa daha iyi gidecektir diyor. Mesela buradan herhangi bir tanesini seçeyim. Buradaki ağaç sembolü olan mavi sembolü efektlerden. Gördüğünüz gibi son derece başarılı bir şekilde hem gökyüzünü değiştiriyor hem de arkadaşlar e, fotoğrafın genel rengini koyduğu gökyüzünün rengine e, uyumlu bir hale getiriyor. Bunu gerçekten mesela Photoshop'ta ya da After Effects'te yapıyorsanız çok fazla zaman geçirmek zorundasınız. Ama bu uygulama yapay zeka destekli olduğu için inanılmaz bir şekilde fotoğrafı tanıyor ve ona göre uygun tonları uygun gökyüzüne oturtuyor. Buradan mesela farklı efektlere bakalım. Evet. Mesela bazıları arkadaşlar hareketli video şeklinde 6 saniyelik GIF videolar yani. Ee, bazıları da sadece fotoğraf. Zaten video olanlarda yukarıda play butonunu görüyorsunuz. Play butonunu isterseniz durdurabilirsiniz de sadece fotoğraf olarak da kaydedebilirsiniz. Ya da play'e basarak dediğim gibi 6 saniyelik video çıktısı alabilirsiniz. Evet son derece eğlenceli, keyifli ve fotoğraflarınızı bir şahizlere dönüştürebileceğiniz açıkçası efektler bulunuyor burada. Mesela gördüğünüz gibi fotoğrafın genel tonunu gerçekten çok güzel ayarlıyor. Bir de bu arka planları isterseniz bazı kısımlarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu efekte gelin. Yukarıdaki aşağı yukarı ok artı sembolü var gördüğünüz gibi. Oraya tıkladığımda bu fotoğrafta hangi kısımların değişeceğini sizlere gösteriyor. Bakın burada ay sembolü mesela üzerinde çizgiler çıkıyor. Yani bu arka planda bu kısmı değiştirebilirsin diyor sana program. Onu da iki parmağımla tutup iki parmağımla büyütüp küçülterek istediğim yere konumlandırabiliyorum arkadaşlar. Yani cidden az önce de dediğim gibi bu şekilde manipülasyon yapmaya uğraşsanız çok fazla zamanınızı alacaktır. Şimdi bir de başka bir fotoğraf üzerinden deneyelim. Mesela şu fotoğrafın üzerinde başka bir efekti deneyeceğim. Bu fotoğrafı açtığımda yine lensler seçeneğini gördüğünüz gibi bana çıkardı. Mesela super size efektinde de hazır manipülasyonlar var. Gerçekten çok güzel manipülasyonlar var. Daha yenilerinin de geleceğini düşünüyorum bunların üzerine. Daha çünkü çok yeni çıktı program. Mesela şu arı manipülasyonu var. Bunu alıp konumlandırayım bakayım şöyle bir şuradaki arıyı alalım. Şuraya koyalım. Şu aşağıdaki arıyı da alıp mesela şöyle bir yere konumlandırayım son derece başarılı yapıyor bu işi. Gerçekten orada duruyormuş gibi oldu gördüğünüz gibi. Tabii ki fotoğrafın perspektifinin açısının da önemi var arkadaşlar. Ama renkleri ve ışık tonlarını çok iyi yediriyor fotoğrafa ve kendi efektlerinin üzerine. Bir başka fotoğrafıma daha deneme yapayım şimdi. Mesela bu fotoğrafıma girdikten sonra lensler seçeğine geliyorum. Ve buradan mesela Bileyliş efektini yapalım. Burada el işin kendi kliplerinde kullandığı arka planlar var ve kanatlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlardan istediğiniz herhangi bir tanesini seçip profil fotoğraflarınıza da uygulayabilirsiniz. Şimdi bir de kaydetme olayını göstereyim. Onu da başka bir fotoğraf üzerinden yapayım. Mesela şu fotoğrafı düzenleyeyim. Buradan gökyüzüne şöyle bir farklı efekt verelim. Evet mesela bu fotoğrafa da bu efekti verdim. Bir de son olarak arkadaşlar efektlerin kendi içerisinde de özellikler var. Ondan da bahsedeyim. Efekti seçtikten sonra efektin üzerine tıklıyoruz ve burada isterseniz filtrenin yoğunluğunu seçebilirsiniz, dokusunu e, seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Her efektin kendi içerisinde farklı farklı özellikler var bu arada. Mesela başka bir Şuradan efekt seçelim. Gördüğünüz gibi burada da darkness seçeneği çıktı. Dediğim gibi tamamen sizin tercihinize kalmış bu. Şimdi tekrar buradan animasyonlu bir efekt vereyim. Mesela şunu verelim. Evet şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz telefonumuza, galerimize onu göstereyim. Tamam diyorum ve arkadaşlar aşağıdaki efektler kısmını şuradaki ok sembolüne tıklayarak aşağıya indiriyorum. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi indirme seçeneği var. İndirme seçeneğine tıkladıktan sonra hangi formatta bunu paylaşacaksınız onu soruyor. Mesela Instagram'da post olarak paylaşacaksam Instagram 4'e 5 oranını seçiyorum ve konumlandırıyorum. Daha sonra save to camera roll diyorum ve, ve videomuz telefonumuza kaydediliyor galerimize. Ve evet, telefonumuzun galerisine gördüğünüz gibi 10 saniyelik bir video olarak kaydetmiş. Videoların süresi farklıymış demek ki. Ee, videodan videoya değişiyor. Bazıları 6 saniye, bazıları 10 saniye. Bir de arkadaşlar son olarak fotoğraf kaydetmeyi göstereyim. Onu da farklı bir çalışma üzerinden göstereyim. Mesela şu fotoğrafımın üzerine bir efekt vereyim yine. Lenslere giriyorum ve burada lenslerden Burada gördüğünüz gibi farklı bulut efektleri de var. Hareketli bulut efektleri de verebilirsiniz. Mesela bu da bayağı güzel oldu ama burada fotoğraf gösterelim. Evet mesela bunu da galerime fotoğraf olarak kaydedeceğim yine aynı şekilde lensleri aşağıya çektim ve buradan sağ alttan galeriye kaydetme download butonuna tıkladım mesela bunu da instagram hikayede paylaşmak istiyorum diyelim o yüzden 9-16 formatına getirdim ve şöyle bir yere bıraktım galerimize kaydettik arkadaşlar şimdi bunu da kontrol edelim ve gördüğünüz gibi bunu da galerimize bu şekilde kaydettik arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir uygulama. Eminim sizler de bu videodan sonra hemen indirip bütün lens efektlerini tek tek denemeye başlayacaksınız. Videonun başında da dediğim gibi 2 gündür birçok fotoğrafım üzerinde bütün lens efektlerini denedim. Bu videoda hepsini göstermeme tabii ki imkan yoktu. O yüzden siz bu video biter bitmez hemen indirip Denemeye başlayın. Videonun başında da dediğim gibi eğer desteklemeyen bir telefon kullanıyorsanız onun yolları da var tabii ki. Onu da Androidçiler iyi biliyorlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Kanalımdaki diğer videolarında ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Öyleyse kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.